ilk olarak dilerseniz bu tabloyu, günlük tablomuzu bir değerlendirmenizi rica edebilir miyim Ateş Hocam? Yani şimdi açıkçası birkaç noktadan bakmamız lazım. Tamam. Bir tanesi son günlerde eğer bakarsak bizim rakamlarımızda yeni tanı koyduğumuz rakamlarımız neredeyse stabilleşmeye başladı. Hı. Bu iyiye işaret. Belki son bir günde azalma var gibi görünüyor ama tek bir günlük azalmayı bence yani şöyle söyleyelim. Evet önemlidir ama çok dikkate almayalım onu. Birkaç gün üst üste eğer biz bunu sağlayabiliyorsak böyle giderse o zaman diyeceğiz ki Türkiye gerçekten oldukça büyük bir başarıyı sağladı. Evet. Test sayısı hep konuşuyoruz ama test sayısını da şöyle bence orada hep şuna bakmamız lazım. Biz test yapmamız gereken kaç kişiye testi yapabiliyoruz? Önemli olan o. Evet sayımız yükseldi ama biz şunu söyleyeyim. Test yapmak isteyip de test yapamadığımız vakamız var mı? Şu an için bence yok. Bizim merkezimizde yok. Dışarıda benim arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre de yok. Bunu Murat Hocam da herhalde destekleyecektir. O bakımdan o noktada da iyi gidiyoruz. Hı hı. Ve rakam olarak yukarıya çıkıyor olması da bir bakıma güzel o tarafı da. Ama biraz önce hocam çok güzel altını çizdi. Bizim yoğun bakıma giden hasta sayımızda bir stabilleşme hatta azalma var. Hı. Ve asıl önemli noktalardan bir tanesi de şu. İyileşen hasta sayımıza bakacak olursak çok daha diğer ülkelerle özellikle bu dönemde şimdi aynı dönemleri denk getirerek bakmamız lazım. Bizim ilk vakamızı biz Mart'ın 10-11 gibi değerlendirdiğimizi düşünelim ve bugün geldiğimizde neredeyse 30-30 yani gün olarak böyle bakarsak iyileşen vaka sayımız diğer ülkelere göre daha yüksek. Hı hı. Ve biz daha erken hastalarımızı açıkçası evlerine gönderebilir durumdayız. Burada temel özellik bence rakamlarda buna dikkat etmek gerekiyor. Bunun en büyük avantajımız, en büyük şansımız da açıkçası Türkiye'nin ilaçları zamanında temin etmiş olması, bunları hazırlamış olması ve biz değil mi hocam siz de hemfikirsiniz herhalde. Kesinlikle. Biz tanı koyduğumuz vakaya ilaç verebiliyoruz.